Ve ikinci dersimiz olarak 14. Reşha'dan 19. sözün 14. Reşha'sından bir parça okuyacağız. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin inşallah. 14. Reşha. Mahzeni mucizat. Subhanallah. Mahzeni mucizat ve mucize-i kübra olan Kur'an-ı Hakim, nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam ile vahdaniyet-i ilahiyeyi o derece kat'i ispat ediyor ki başka bürhana hacet bırakmıyor. Mahzeni mucizat. Kur'an neymiş? Mucizeler mahzeniymiş ve mucize-i kübra, hem de en büyük mucize. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam en büyük mucizesi Kur'an-ı Azimüşşan. Mahzeni mucizat. İçinde de üstadımız 40 nevi enva-ı i'caz, mucizevi cihetler var diye hem İşaretül İcaz Risalesinde hem 25. sözde hem parçalar halinde Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde o 40 nevi enva-ı i'cazın izahlarını, ispatlarını oralarda yapıyor. Mahzeni mucizat ve mucize-i kübra olan Kur'an-ı Hakim, nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam ile Peygamber Efendimizin nübüvvetini, peygamberlik cihetini onunla beraber vahdaniyet-i ilahiyeyi, Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini o derece kat'i ispat ediyor ki başka bürhana hacet bırakmıyor. Yani Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam hiçbir mucizesi olmasaydı sadece Kur'an-ı Azimüşşan onun peygamber olduğuna kat'i, sabit, en geniş, en külli, en ispatlı bir delil, bir bürhan, bir hüccet olurdu. Amenna. Biz de onun tarifine, Kur'an-ı Hakim'in tarifine ve medarı tenkit olmuş bir iki lem'ayı i'acazına işaret ederiz. Şimdi hem Kur'an'ın tarifini yapacak hem de çok latif bir şey söyledi değil mi? Subhanallah. Medarı tenkit olmuş. Hani bazıları Kur'an'ın bazı cihetlerini tenkit etmişler. Üstadımız o tenkit edilen yerlerin aslında mucizevi pırıltılar, lem'alar taşıdığını subhanallah ispat ediyor. İşte Rabbimizi bize tarif eden Kur'an-ı Hakim. Kur'an'ın tarifine başlayacak ama tarifin başlangıcı bile ne kadar acayip, ne kadar orijinal değil mi? Kur'an'ın asıl gayesi nedir? Rabbimizi bize tarif edip tanıttırmak. Onun için bu Risale'nin 19. sözün hemen başlangıcında Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarrif var diye sayarken üçüncüsü Kur'an-ı Hakim'dir diye orada bir beyanatta bulunmuştu. Yani başıyla sonu da tevafuk ediyor. Son kısımda bu 14. Reşha. Orada da aynı şeyi tekrar etti. Rabbimizi bize tarif eden Kur'an-ı Hakim, şu kitab-ı kebiri kainatın bir tercüme-i ezeliyesi. Kur'an neymiş? Şu büyük kainat kitabının ezeli bir tercümesi. Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde üstadımız hep bunu nazara vermiş. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ın iki tane kitabı var. Birisi bildiğimiz kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Azimüşşan, Kur'an-ı Hakim, Allah'ın kelamı. İki, şu kainat kitabıdır diyor. Kainat da Allah'ın kitabı. Nasıl ki Kur'an'ın harfleri, kelimeleri, ayetleri değil mi? Satırları, sureleri ilahir var. Aynı onun gibi şu kainat da Allah'ın kudret sıfatından gelen, tekvin sıfatından gelen neyidir? Bir kitabıdır. Mücessem ayetlerdir kainat. Allah Allah. Onun için kainat nedir? Kitaptır. Üstadımız diyor ki Kur'an o kainat kitabını tercüme etmek için gönderilmiş. Subhanallah. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın
İmam Maturidi'ye göre 8 tane sıfat-ı sübutiyesi var. İmam-ı Eş'ari 7 demiş. Farklı olan bir tane ifade var, bir tane sıfat var. Tekvin sıfatı. Tekvin sıfatı ilim, irade, kudret, hayat, sem, basar, kelam gibi bütün o sıfatları da içinde taşıyan bir sıfat olarak tarif etmiş. Üstadımız da Risale'lerde ayeti tekviniye diyor. Tekvini ayetler hem kaf, nun fabrikasından çıkan yani kün, ol, feyekün, oluverir manasında şu kainattaki bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın kudretinden, tekvin sıfatından gelmiş, hepsi birer ayettirler. Subhanallah. İşte Kur'an bize ne yapıyor? Onu okutuyor. Hani tabir de hata olmasın. Hani böyle şimdi telefonlarda, sosyal medyada kullandığımız emoji diye bir şey var değil mi? Bir sürü orada şekiller var. Önce insan yüzündeki şekillerden işte güleni, ağlayanı, kızanı, sinirleneni, korkanı, endişe edeni. Onun haricinde çiçekler, böcekler değil mi? Her birinden farklı farklı emojiler var. Şimşek şeyi var, gökkuşağı var değil mi mesela? Kabe var hani mesela yani. Şimdi nasıl ki o emojilerin her birisi bir mana ifade ediyor. Mesela diyelim bundan 100 sene evvel o emojilerden birisine göstersen adam şaşıracak. Ne bu diyecek yani? Onun bir izahı lazım. Onu bir bildirmek lazım. Aynı tabir de hata olmasın. Şu kainattaki bütün varlıklar aslında birer emoji gibi. Yani hepsinin bir manası var. Hepsinin bir aslı, bir hakikati var. Vermek istediği bir ders var. Peki onu kim anlatacak? Subhanallah. Hani şimdi çoğumuz elhamdülillah Kur'an okumayı biliyoruz. Mesela önümüze Kur'an geldiği zaman besmeleyi çekip kabiliyetimiz nispetinde okuyoruz. Ama manasına gelince Arapça bilmeyince sadece Arapça yetmiyor. Kur'an'a ait öyle ilim tabakaları var ki onları bilmeyince sadece Arapça da kafi gelmiyor. Hani zahir bir meal çıkarabilir belki Arapça bilen ama onun derinliğine, o incelik sırlarına, i'caz sırlarına, harflerin aralarındaki ifade ettiği manalara göre çok ilimler var Kur'an'da. İşte ne lazım bize? Müfessir lazım. Tefsir edecek, tercüme edecek birisi lazım. Hele hele o zatın bütün o ilim dallarında geçmiş bütün ilimleri, gelecek bütün ilimleri bilerek tercümesi o bambaşka bir şey. Şimdi şu kainat da Allah'ın büyük bir kitabı ve bu kainat kitabının her bir zerresi bize Allah'ımızı tanıttırmak için gönderilmiş, yapılmış, yaratılmış. Kelimatı kudret, kudret kelimeleri yani. Mücessem huruf diyor üstadımız. Cisimleşmiş harfler, cisimleşmiş kelimeler. Subhanallah. İşte o manalar insanlara asırlar boyu gizli kalmış. İşte Kur'an ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bütün bu kainattaki her bir varlığın manasını ne yapmış? Ders vermiş. Tercüme etmiş. Hem de nasıl? O tercümenin menbaı, kaynağı ezelden geliyor. Kur'an nedir? Kelamı ezelidir. Subhanallah. Onun için manaları bitmez. Yani o zahir bir mealle ifade edilmez. Çünkü ezeli bir kelam. Ezeli olunca başlangıcı yok. O zaman sonu da yok. Ezelden ebede kadar. Yani o cümle çok hoşuma gidiyor. Tam kelime kelime ezberleyemedim ama İşaret-ül İcaz'da üstadımız diyor ki Kur'an kıyametin kopmasıyla sorumluluk, mükellefiyet cihetinde vazifesi bitecek. Fakat Kur'an'ın içindeki envar, nurlar ile, esrar, sırlar ile, hakikatlar ile cennetteki ehli imanın, cennet ehlini ebediyen diyor gıdalandırmaya, doyurmaya, tatmin etmeye, lezzet verip ders vermeye devam edecek diyor. Subhanallah. Evet. Çok da uzatmayalım. Vaktimizi hızlandıralım biraz. İşte Rabbimizi bize tarif eden Kur'an-ı Hakim bir,
şu kitabı kebiri kainatın bir tercümeyi ezeliyesi. Şu büyük kainat kitabının ezeli bir tercümesi. Şu sahaifi arz ve semada müstetir. Künuzu esma-i ilahiyenin keşşafı. Allah Allah. Kur'an neymiş? Arz ve sema sahifelerinde, sayfalarında müstetir, gizlenmiş, örtülü, herkesin göremediği, bilemediği künuzu esma-i ilahiyenin, Cenab-ı Hakk'ın isimleri hazinelerinin keşşafı, keşfedicisi. Subhanallah. Şimdi biz bir sergiye gitsek resimleri görürüz değil mi? Eğer ressam orada değilse veya odamızda bir tablo var, o tabloda biz resmi görüyoruz ama ressamı göremiyoruz. Ama eğer o işin ehli birisi varsa, ya bunun ressamı budur, şöyle şöyle eserleri var, böyle böyle kabiliyetleri var diye söylerse ancak ne yapabiliyoruz? O resimden ressama, ressamın kabiliyetlerine, ressamın ruh dünyasına misafir olabiliyoruz. Onu bir derece anlayabiliyoruz. Demek şu kainattaki her bir varlık aslında nereden geliyor? Allah'ın isimlerinden geliyor. Şimdi ressamın bir ismi var ama o ressamın hatta çok farklı kabiliyetlerinden dolayı isimler de alabilir. Mesela adam bir noktada ressamdır, resme kabiliyeti vardır ama bir noktada da futbolcudur, bir noktada hattattır, bir noktada şiir yazıyor, şairdir. İşte bir noktada güzel yemek yapıyor, aşçıdır. Yani çok farklı isimleri var. Her bir isminde de çok farklı kabiliyet dereceleri var. Tabirdat olmasın. Allah lafzı celal ile Cenab-ı Hakk'ın Allah ismi bütün Esma-i Hüsna'yı içine almış. Allah zati isimdir. Ama onun haricinde Esma-i Hüsna dediğimiz fiilleri yapan manasında Cenab-ı Hakk'ın çok esması var. İşte şu kainattaki her bir varlık Cenab-ı Hakk'ın o isimlerinin neyidir? Tecellileridir, tezahürleridir. Ve Kur'an o gizli kalmış esmayı adeta şöyle açıyor, arkasındaki Esma-i Hüsna hazinesini gösteriyor. Subhanallah. Yani aslında hep her şeyde de böyledir yani. Mesela bakın burada şu elimizdeki kitap Sözler Mecmuası ama bakıyorsun kapağında Envar diye, kimse Sözler diye, kimse RNK diye, kimse İhlas Nur diye her bir nere var? Bak bir mühür var. Biz bu mühürü gördüğü zaman anlıyoruz ki bunun basıldığı yer o matbaa ama matbaayı görmedik. Ne yapmak lazım? O matbaaya gitmek. Veya o matbaayla alakalı başka hangi eserleri basıyor, hangi kitapları basıyor, o matbaayla alakalı bilgiler almak. İşte tabirde hata olmasın, kainattaki her bir varlık Allah'ın bir eseri. Ve o eserin üzerinde Cenab-ı Hakk'ın isimleri var. Ve Kur'an-ı Hakim bize şu dersi veriyor ki, şu eşyadan maksat eşya değildir. O eşyanın kaynağı, menbaıdır yani. O zaman ne yapacağız? Eserden müessire, fiilden faile ne yapacağız? Veya isimden müsemmaya intikal edeceğiz. İşte Kur'an şu yer ve gök sahifeleri içinde gizlenmiş, örtülmüş Esma-i İlahiye'yi bizlere açıp gösteriyor. Üçüncü maddesi. Şu sütur-u hadisatın altında muzmer hakaykın miftahı. Hadiseler de birer satırmış. Yani şu kainat kitabında nasıl mevcutlar, varlıklar, yaratılmış her bir eser Cenab-ı Hakk'ın isimlerini gösteriyor. Aynı onun gibi şu kainatta gördüğümüz, yaşadığımız her bir hadise dahi nedir? Birer satırdır. Allah Allah. İşte onların altında da gizlenmiş muzmer hakikatler var. Kur'an o hakikatlerin anahtarı. Mesela gece, gündüz, kış,
yaz, doğum, ölüm gibi yani her bir hadise aslında nedir? Birer hadise ya. Onların arkasında neler var? Gizlenmiş olan hakikatler var. İşte Kur'an onları açıyor. Geceden maksat nedir? Hatta değil mi? Yasin suresinde ne diyor? Vayetül lehumül leyl diyor değil mi? Gece Allah'ın ayetlerindendir diyor. Subhanallah. Yine bir üstündeki ayette meyte diyor değil mi? Ölüm Allah'ın ayetlerindendir diyor. Yani aslında şu kainattaki her hadisenin sahibi, maliki, halikı, Rabbi Allah'tır. Peki o hadiselerden maksat nedir? Ha. İşte Kur'an bize onu açıyor. Her hayat sahibi Muhyi ismini ne yapıyor? Gösteriyor. Her ölüm hadisesi arkasında bize mümiti ders veriyor gibi yani. Bunlara kıyas edebiliriz. Veya başımıza gelen bazı hadiseler var. Cenab-ı Hak biliyor ki sizin başınıza gelen bütün o musibetler, sizin hoşunuza gitmeyen şeyler sizin yaptıklarınızdan dolayıdır diyor. Ha, o zaman ibret alıyoruz. Ne yapıyoruz? Başımıza bir bela, bir musibet, bir dert, bir hastalık gelse, hoşumuza gitmeyen bir hal gelse şöyle bir durup acaba ben ne ettim de bu başıma geldi? O zaman ne oluyor? O hadise bizi terbiye eden, bizi o yanlıştan çeviren, hani nasıl ki koyunlar başka tarlaya girince çoban taş atıyor da koyunlar anlıyor. Koyun ya, koyun ya. Anlıyor ki yanlış yerdeyiz. Çobanın da rızası yok. Dönelim diyor. Koyun ya, koyun ya. Dönüyorlar ya, subhanallah. Kendi tarlalarına dönüyorlar. İşte her bir hadisat aslında böyledir. İşte Kur'an bunu bize ders veriyor. Neydi? Şu sütur-u hadisatın altında. Muzmer, hakaikın miftahı. Demek bütün o hakikatleri Kur'an açıyor. Şu alemi şehadet perdesi arkasındaki, alemi gayb cihetinden gelen iltifatat-ı rahmaniye ve hitabat-ı ezeliyenin hazinesi. Subhanallah. Kur'an neymiş? Şimdi bu içinde bulunduğumuz ve gördüğümüz aleme alemi şehadet deniyor. Göremediğimiz alemlere de alemi gayb deniyor. Tabii alemi gaybın da dereceleri var ama yani zahir noktada çok derine dalmadan alemi gayb Cenab-ı Hakk'ın esma dairesiyle başlıyor. Esma, sıfat ve şuunat dairesi. Bunlar alemi gayb. Alemi o zaman alemi şehadet perdesi. Bizim şimdi gördüğümüz şu alemi şehadet bir perdeymiş. Onun arkasında ne var? Alemi gayb var. Alemi gayb cihetinden gelen iltifatat-ı rahmaniye ve hitabat-ı ezeliyenin hazinesi. Subhanallah. Yani mesela Kur'an da böyledir. Kainat kitabı da böyledir. Nedir? İki şey söyledi. Biri iltifatat-ı rahmaniye. Yani rahmetinin, Rahman ve Rahim isimlerinin iltifatları, lütufları, ikramları, ihsanlarıdır. Bir. İki, hitabat-ı ezeliyenin, ezeli bir hitabın neyidir? Hazinesidir Kur'an-ı Hakim. Ha, bize hem kainat kitabında, yani ne demek? Mesela şimdi diyelim bazı günler oluyor değil mi? Mesela öğretmenler günü oldu. Yani her ne kadar Batı medeniyetinin böyle israf kültüründen insanları böyle alışverişe sevk etmek için oyunudur ama hani mesela yani öğretmenler günüdür. Ne yaptık? Öğretmenimize arkadaşlar arasında para topladık. Çiçek aldık. Götürdük. Öğretmenimize takdim ettik. Öğretmenimiz çok memnun oldu. Neden? Çünkü biz ona yani ot vermiyoruz yani. Ne demek istiyoruz? Öğretmenim biz seni seviyoruz. Biz seni tanıyoruz. Biz sana kıymet veriyoruz. Bizim için sen çok mühimsin. Ne yaptık ona? En güzel çiçeklerden bir buketi takdim ettik. Peki Allah bize ne kadar çiçekler,
Yani yeryüzünü Cenab-ı Hak bir saksı yapmış, bir buket çiçeği bizlere veriyor. Ne demek? O zaman bütün çiçekler, güller, kasımpatılar, papatyalar, gelincikler, şebboylar neler varsa her birisi aslında bize ikram ediyor Cenab-ı Hak. Ne diyor? Kullarım, ben sizi biliyorum, ben sizi tanıyorum, ben sizi seviyorum, ben size bunları ikram ediyorum, ihsan ediyorum diyor. Sade çiçekler mi? Meyveler, sebzeler, hani öyle bir fıkra göndermişti bir kardeşimiz de, Erzurumlu birisine hanımı demiş de bana çiçek getir diye. Ya demiş, çiçeğe ne yapacaksın demiş yani, yiyeceksin mi yani? Ben demiş 2 kilo elma, 2 kilo portakal alayım, beraber yiyelim demiş yani. Yani çiçek iltifat oluyor da niye meyve sebze iltifat olmasın? O zaman Cenab-ı Hak yeryüzünde bütün meyvelerle, sebzelerle aslında bize ne yapıyor? İltifat ediyor. İki, Kur'an da böyle. Kur'an'daki o ayetler, o ayetlerdeki hakikatler, hani söyledi ya, bu büyük kainat kitabının tercüme-i ezeliyesi. Eğer Cenab-ı Hak bu tercümeyi bize göndermese, ya biz ilimden mahrum kalacaktık, hakikatlerden mahrum kalacaktık. Ne yaptı? Bak orada bir iltifat var. Allah, hem de hitap var. Arkasından ne dedi? Sahibi arz ve semada müstetir, Esma-i İlahiye'nin hazinesi dedi. Veya sütur-u hadisatın altında müzmer hakaikın miftahı dedi. Yani bunların her birisi aslında ne? İltifat. Nereden geliyor? Gayb perdesi arkasında Cenab-ı Hakk'ın esma, sıfat, şuunat ve zatından geliyor. O zaman biz de onları adeta her bir nimeti öpüp başımıza koyup böyle hürmetle. Onun için başta Bismillah, zikir, ahirde elhamdülillah, şükür, ortada bu kıymetdar, harika-i sanat olan mucizeler, nimetler yani Ehad-i Samed'in mucize-i kudreti olduğunu, hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek, derk etmek diyor değil mi? Fikirdir diyor. Bu üç vazife aslında her şeyde bir cihette geçerli. Demek ki şu kainattaki her şey aslında Allah'ın bize iltifatları, lütufları, aynı zamanda hitabı. Allah her şeyle bizimle konuşuyor. Hani az önce geçen emojiler gibi yani. Cenab-ı Hak onlarla bize konuşuyor. Ne yapmış? Kur'an'la bize konuşuyor Allah'ımız. Bize iltifat ediyor. Ey insanlar diyor, bizi muhatap kabul ediyor. Alemlerin Rabbi olan, bütün zerreler, küreler emrinde olan bir Sultan-ı Zülcelal bizi muhatap kabul ediyor. Ne büyük şeref, ne büyük nimet. Elhamdülillah. Şu alemi maneviye-i İslamiye'nin güneşi, temeli, hendesesi. Allah Allah. İslam manevi aleminin Kur'an neymiş? Güneşi. Allah Allah. Yani şimdi güneşi al, paketle, götür. Yani dünyada hayat olur mu? Dünyadaki her şey zahiri sebep noktasında. Onun için Üstad, Peygamber Efendimiz hem hadis-i şerifte geçmiş, hem Üstad da onu izah eden bir manayla 8 tane ismi azam var diyor güneşte. Şimdi tabirde tanımış, güneş olmasa her şey bitiyor zahiren. Şimdi aynı onun gibi Kur'an'da İslamiyet manevi aleminin, insaniyet manevi aleminin neyidir? Güneşidir. Güneş olmasa her şeyin sukut ettiği gibi. Demek güneş kadar. Onun için hadislerde var. Kur'an kalkmadan kıyamet kopmaz diyor Peygamber Efendimiz. Evet. Onun için Kur'an her şeyimiz yani. Güneşimiz. Sonra temeli. Yani İslam, İslamiyet manevi aleminin temeli. Bütün esaslar, bütün kaide ve kurallar Kur'an'da. Onun için temeli. Arkasından hendesesi. Yani bütün plan ve proje Kur'an'da dahil. Bu ne demek? Ezelden ebede kadar her şeyin plan ve programı, geçmişteki hadiselerin, gelecekteki hadiselerin her birinin planı, programı, projesi Kur'an'da mevcut.
Onun için hendese. Avalim-i Uhreviye'nin haritası. Ahiret alemlerinin haritası. Yani böyle İbrahim-i Hakk'a Hazretleri gibi böyle çok büyük zatlar Kur'an'a bakıp ahiretin haritasını çizmişler. Subhanallah. Berzahtan sonra nerede toplanacağız? Haşir meydanı nerededir? Ebatları nedir? İşte oradan nerelere gidilecek? Mizana nasıl gidilecek? Mizan nerededir? Sırat nerededir? Uzunlukları, derinlikleri, çıkışları, inişleri her birinin ta cennet ve cehenneme gidene kadar haritalarını çizmişler. Nereden? Kur'an'dan. Subhanallah. Demek Kur'an bize her şeyin haritasını veriyor. Yani bu haritayı vermekle de bize yol tarif ediyor Kur'an. Yani siz daha gitmediniz ama bak buralar da var yani. Oralara ait tedbirlerinizi alın. Orada size lazım olacak malzemeleri temin edin. Zat ve sıfat ve şuun-u ilahiyenin kavli şarihi, tefsiri vazıhı, bürhan-ı natıkı, tercüman-ı satığı. Kur'an neymiş? Cenab-ı Hakk'ın zatına, sıfatına, şuunatına ait her şeyi şerh eden bir söz. Kavli şari, sözler. Tefsiri vazıhı, çok açık, detaylı tefsiri, bürhan-ı natıkı, konuşan bürhanı, tercümanı satığı, çok yüksek, ulvi bir tercümanı. Şu alemi insaniyetin, yani Allah, Allah'ı nasıl tanıyacağız? İşte Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın zatını bize tanıtıyor. Cenab-ı Hakk'ın şuunatını, yani tabir de hata olmasın, Cenab-ı Hakk'ın duygularını, hissiyatlarını, yani münezzeh, mukaddes duygularını, hissiyatlarını Kur'an anlatıyor bize. Hani o muhabbeti münezzehe, mesruriyeti mukaddese gibi böyle onları tarif ediyor. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle Allah'ı bize tanıttırıyor. Allah Allah. Gerçi insanın en büyük meselesi bu değil midir yani? Kimler neleri öğrenmeye çalışıyor değil mi? Kimler kimleri tanımaya çalışıyor? Halbuki bir insanın en birinci vazifesi kendisini yapan, yaratan, böyle güzel nimetlerle donatan, sonsuz ikramlarda bulunan, onu ebediyete namzet ve aday eden Allah'ı tanımak. Demek onun yolu Kur'an'dan geçiyor. Sonra şu alemi insaniyetin mürebbisi. Kur'an neymiş? İnsaniyet aleminin terbiyecisi, mürebbisi, hikmeti hakikisi, hakiki hikmeti. Çünkü hani eskiden hikmet felsefeye isim olmuş. Sonra o felsefeden de fizik, kimya, biyoloji, astronomi, sosyoloji bütün ilim dalları çıkmış. Ve bu bütün ilim dalları şu anda da mevcut. Fakat hakiki değil. Neden hakiki değil? Çünkü şu anda gördüğümüz ki ilimden bilime dönmüş orası tek yanlıdır. Yani müessirsiz eserden, failsiz fiilden, sanatkarsız sanattan bahsediyor. Böyle bir ilim olur mu yani? Çünkü her ilim mutlaka onun sahibiyle irtibatlı ve alakalıdır yani. O irtibat ve alakayı kesersen hakikat ortadan kalkar. İşte Kur'an arzdan, semadan, işte efendim kara deliklerden, ne şeylerden bahsedelim, zerrelerden, onlar daha küçük parçalarından, insanın geçmişinden, geleceğinden, ahiretten, cennetten, cehennemden, o kadar büyük hakikatlerden bahsediyor ama bahsederken hep saniiyle, halikiyle, Rabbiyle, malikiyle beraber, alimi, kadiriyle beraber anlatıyor. Onun için Kur'an nedir? İlimlerin de hakikatıdır. Hikmetin de hakikatıdır. Hikmet-i hakikisi, mürşit ve hadisi. Kur'an nedir? Mürşittir. İnsanları karanlıklardan aydınlığa, sapıtmış yollardan istikametli sırat-ı müstakime irşad ediyor, çıkarıyor. Hem de hadi, yani hidayete mazhar oluyor. Ne o? Allah'ı tanıttırıyor, Allah'ı bildiriyor.
hem bir kitab-ı hikmet ve şeriat. Kur'an nedir? Hem bir kitab-ı hikmet ve şeriat. Yani hem hikmetler hem şeriat içinde mevcut. Hem bir kitab-ı dua ve ubudiyet. Hem dua ve ibadetler, kulluklar kitabı. Hem bir kitab-ı emir ve davet. Hem bir kitab-ı zikir ve marifet gibi bütün hacat-ı maneviyesine karşı birer kitap. Ve bütün muhtelif ehli mesalik ve meşarip olan, yani birbirlerinden çok çok farklı olan meslek ve meşrep sahipleri olan evliya ve sıddıkînin ve asfiya ve muhakkikînin her birinin meşreplerine layık birer risale ibraz eden bir kütüphane-i mukaddesedir. Maşallah. Kur'an neymiş? Yani görünüşte işte 600 küsur sayfalık bir kitap gibi görünüyor ama içinde öyle manalar, öyle hakikatler var ki her bir meseleye bir kitap olacak kadar hakikatler, manalar var içinde. Her bir meslek, meşrep sahiplerine göre dersler, hakikatler, manalar var. O zaman Kur'an bir kitap gibi görünürken aslında kütüphane-i mukaddesedir. Mukaddes bir kütüphanedir maşallah. Sebebi kusur tevehüm edilen tekraratındaki lem'ayı iyacaza bak ki Kur'an hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı dua, hem bir kitabı davet olduğundan içinde tekrar müstahsendir. Yani bazıları demişler ki Kur'an'da bazı ayetler, bazı kıssalar çok tekrar ediliyor. Ne gerek var yani? Niye böyle tekrar? Tekrarı bir kusur kabul etmişler. Böyle bir arkadaşımızla konuşuyorduk bir ara, muhabbet ediyorduk. Böyle edebiyattan bahis açıldı. Dedi ki ya bir kelimenin içinde iki tane böyle aynı kelime geçse o cümlenin güzelliği bozuluyor dedi. Böyle anlattı. Dedim ya ben her zaman o geçerli değildir dedim. Nasıl oluyor dedi. Dedim bak ben sana bir cümle söyleyeyim. Böyle Mesnevi Nuriye'den böyle bir cümle hatırımda kalmıştı. Nasıl diyordu onu? Güzellerin güzel yüzlerinde güzelliği yaratan elbette o güzelliğe müştakları da yaratır. Dedim bak güzelliğin dedi, güzellerin dedi, güzel yüzlerinde dedi, güzellikte dedi. Ya dedi, dur dedi ya. Hemen gitti not defterini çıkardı. Bir daha söyle şunu dedi ya. Şimdi bak dört tane güzel geçiyor ama ne kadar güzel değil mi ya? Allahu Ekber. Neden? Kur'an dersi olduğu için. Yani onun için üstadımız da diyor ki onlar bunu kusur zannetmişler yani tekraratında. Halbuki o tekrar mucize pırıltılarına, lemalarına sahip. Nasıl? Şimdi izahını yapıyor. Kur'an hem bir kitabı zikir. Kur'an nedir? Zikir kitabı. Hem bir kitabı dua, dua kitabı. Hem bir kitabı davet, davet kitabı olduğundan içinde tekrar müstahsendir. İçinde tekrar güzeldir, çok güzeldir. Belki elzemdir, çok lüzumludur. Ve ebladır, tam mukabilinde, yerinde, tam hakikatine ulaşmış yani. Ehli kusurun zannı gibi değil. Neden? Zira zikrin şe'ni, zikrin gereği tekrar ile tenvirdir. Yani zikirleri tekrar edeceksin ki onun nuraniyeti ne olacak? Artacak. Aslında her şey tekrardan ibaret değil midir? Şimdi bizim gözümüzün şeyi, kabiliyeti kısa olduğu için mesela şu anda tepemizde yanan lamba elektrikten ışık haline, o ampul vasıtasıyla elektriği ışık haline getiriyor ya. Şimdi o gelen elektrik sabit mi yoksa geliyor mu arka arkaya? Nereden anlıyoruz? Bak elektrik saatine anla. Devamlı geliyor. Geldiği için dönüyor. Geldiği için rakamlar gidiyor. Ona göre de para ödüyorsun ay sonunda. Bak sabit değil. Toptan değil. Bir kere aldın. Toptan değil. Yani her an geliyor. Yani karşımızdaki görüntü her an, o sinyaller her an geliyor yani. Subhanallah. Yani o tekrarla nurlanıyoruz yani.
İşte Kur'an da zikir kitabı olduğu için o zikirleri tekrar Allah, 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 Subhanallah, Subhanallah, Elhamdülillah, 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 o tekrarlarla ne oluyormuş? Tenvir oluyormuş. Zikrin şeni tekrar ile tenvirdir. İki, duanın şeni, duanın da gereği, duanın yapısında olan şey terdad ile takrirdir. Tekrar ederek o meseleyi kalpte, ruhta kararlaştırmaktır. Zaten dua ve istek tekrarı nispetinde ne oluyor? Netice veriyor yani. Allah Allah. Bir kere istedin mi olmuyor yani. Hani dilenciler var ya, sabahtan akşama kadar Allah rızası için, Allah rızası için, Allah rızası için diye diye, yani halbuki çok insan biliyor ki yani bunların çoğu yani para için yapıyor, yani bile bile veriyor. Neden o? Tekrarla istemenin sırrı herhalde bu yani. Peki biz de Allah'ımızdan tekrar 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 istesek. Cenab-ı Hakk'ın o rahmet kapısını devamlı çalsak açılmaz mı yani? Allah Allah. Onun için demek duanın gereği buymuş yani. Tekrar edip onu takrir, kararlı hale, tam böyle kabul edilecek hale getirmek. Duanın şeni terdad ile takrirdir. Emir ve davetin şeni tekrar ile tekittir. Demek bir insana bir manayı anlatacaksan, davet edeceksen, tebliğ edeceksen ne yapacaksın? Ona tekrar edeceksin. Tekrarı nispetinde o iş sağlamlanıyor, unutulmuyor yani. Veya o an anlamadı ama başka seferinde anlıyor. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı kişilere yüzlerce defa anlatmış yani. Bazen ona da nasip olmamış ama yanındaki evlatlarına nasip olmuş yani. Demek ki emir ve davetin şeyini tekrar ile tekittir. Şimdi bu hastalık, musibet dolayısıyla her namaz vaktinde ezandan sonra müezzinlerimiz, imamlarımız bağırıyor yani. Yani havalar ısındı diye, yani gevşemeyelim diyor, değil mi yani? Bak tekrar bir daha, bir daha, bir daha. İşte programlara çıkıyor gazetelerde. İşte bu kadar vefat etti, bu kadar hadise oldu, bu kadar tedavi oldu, bu kadar sayıyor. Hani tekrar, her gün tekrar tekrar yani. Aynı meseleyi çeşitli vesilelerle tekrar tekrar. Neden? Çok mühim ya. Kalplere, ruhlara, akıllara, insanın her yerine, rüyalarına kadar yani girsin diye ne yapıyorlar? Tekrar ediyorlar. Halbuki Kur'an'ın bahsettiği o emir ve davet o kadar mühim ki, değil bin kere, milyonlar kere, milyarlar kere tekrar edilse yine hakikatin ta kendisidir. Yine az önce dediği müstahsendir, elzemdir, eblağdır. Evet. Hem herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir olamaz. Vaktimiz çok az kalmış. Biraz hızlandırayım. Gerçi tamamını bitiremeyeceğiz ama az kaldı. Yarım parçayı bitirelim. Öbür kısmı başka zaman okuruz inşallah. Herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir olamaz. Ha, tekrarın bir sırrı da buymuş yani. Yani bazı insanlar olur, ümmi olur. Bazı insanlar olur, istidat ve kabiliyeti dar olur. Bütün Kur'an'ı okumaya, bütün Kur'an'ı anlamaya muktedir olamaz. Fakat bir sureye galiben çoğunlukla, ekseriyet itibariyle muktedir olur. Onun için en mühim makasıdı Kur'aniye. Kur'an'ın en mühim maksatları ekser uzun surelerde derc edilerek, tekrar tekrar anlatılarak konulmuş, derc edilerek her bir sure, çok antika, her bir sure bir küçük Kur'an hükmüne geçmiş. Subhanallah. Demek hiç kimseyi mahrum etmemek için tevhid ve haşir ve kıssayı Musa gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş. Demek bir sırrı bu. Hem başka bir sır geldi şimdi. Cismani ihtiyaç gibi manevi hacat da muhteliftir. Cismani ihtiyaç gibi
manevi hacat dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur. Allah Allah. Cisme hava, ruha hu gibi. Subhanallah. Her vakit muhtacız. Ne? Cesedimiz havaya muhtaç. Ruhumuz da huya muhtaç. Böyle bazı derslerde geçiyor, orada tekrar ettik. Sizler de biliyorsunuz ama et tekrarı ahsen. Üstadımız 32. sözün 1. mevkıfında uzunca bir haşiyede anlatmış ya. Cenab-ı Hak böyle karbonla oksijen arasına bir kimyevi aşk koymuş. Ne zaman bir yakın olsalar hemen birbirlerine kavuşuyorlar, sarılıyorlar yani. O zaman diyor üstadımız ciğerimize böyle kan vasıtası gelen karbon unsuru kesifi oksijen kana temas ettiği vakit ikisi birleşirler diyor. Ne olur hem vücut sıcaklığımız hem kanımız temizleniyor dedi. Sonra artık o karbondioksit oldu, zararlı gaz oldu, bir an önce dışarı atılması lazım. O ara Cenab-ı Hak en büyük mucizelerden bir tanesini yaratıyor. Kelime, konuşma mucizesi. Yani o karbondioksit dışarı çıkarken ağzımızdan sesiyle çıkıyor. Normal vakitlerde fazla efor sarf etmeyince biz fark etmiyoruz ama böyle koştuğumuz zaman, hareket ettiğimiz zaman bakıyoruz ki aslında biz hep hu diyoruz. Demek ki o hu deme olmasa ruh yaşayamayacak bu cesette ve bedende. Onun için herkes inanan, inanmayan, kafiri, müslimi hu demek zorunda yani. Ben inanmıyorum deme. Öyle o zaman olmaz değil mi yani? Mecbur dedirtiyor Allah. Demek ki cismimize hava her zaman ihtiyaç var. Hu da ruhumuza her zaman ihtiyaç var. Demek ki ihtiyacın bir çeşidi var. Her zaman böyle. Her an lazım. Her an lazım. Evet. Cismani ihtiyaç gibi manevi hacat dahi. Şimdi cismanileri söylüyor. Bize de manevilerini kıyas etmemizi istiyor. Cismani ihtiyaç gibi manevi hacat dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur. Cisme hava, ruha hu gibi. Bazısına her saat bismillah gibi ve hakeza. Demek bismillah da her saat yani en az yani ihtiyaç var. Demek her yaptığımız fiilde mutlaka başlangıcında besmele olması lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş. Besmelesiz yapılan iş bereketsizdir, sonuçsuzdur, kesiktir, verimsizdir diye ifade etmiş. Onun için her hayırlı işin başında mutlaka besmele var. O zaman şu da ders çıkıyor değil mi? Bismillah her hayırın başıdır. Yani birinci derste de okunmuştu. Sözlerin de ilk yani cümlelerinden bir tanesi o. Bismillah her hayırın başıdır. O zaman Bismillah'ı olmayan işler hayırlı olmuyor demek ki. Ha. Onun için demek ki her hayırlı işin başında mutlaka besmele lazım. Onun için dedi bazısına her saat Bismillah gibi ve hakeza. Demek tekrarı ayet tekerrürü ihtiyaçtan ileri gelmiş. Ve o ihtiyaca işaret ederek uyandırıp teşvik etmek hem iştihayı hem iştiyakı tahrik etmek için tekrar eder. Hem Kur'an müessistir, tesisçidir, bir dini mübinin esasatıdır. Ve şu alem-i İslamiyet'in temelleridir ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi değiştirip muhtelif tabakata mükerrer suallerine cevaptır. Dikkat! Müessise tespit etmek için tekrar lazımdır. Bir manayı, bir şeyi kurmak istiyorsan, yerleştirmek istiyorsan mecbursun tekrar edeceksin. Bunun en güzel numunelerinden bir tanesi reklamlardır. Adam bir markayı senin beynine işletmek istiyorsa bir baksın bütün billboardlarda yazıyor, bütün gazetelerde reklamı çıkmış, bütün televizyonlarda, internette her yerde adam tekrar ta adamın ruhuna, kalbine işliyor. Markete gidiyor ha, hemen gözü orayı görüyor yani. Subhanallah. Şimdi alemlerin Rabbi olan Allah
bu kadar gafil, bu kadar cahil, bu kadar nefsine müptela, bu kadar kesrette boğulmuş kullarına en külli manayı yerleştirmek için ne yapması lazım? Tekrar, 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 ta ruhunun derinliklerine kadar, bilincinin ta en diplerine kadar yerleşmesi lazım. Onun için tekrar lazım. Bir bu dedi. İki, mükerrer suallerine cevap. Ya insanların tekrar eden sualleri var. Tamam, ben bir sual sordum, cevabımı aldım ama Mehmet'in de aynı sorusu var. O da sorduğu zaman ona da cevap vermek lazım. Hasan'ın da, Hüseyin'in de, yani her ferdin ayrı ayrı sualleri var. Sonra bazı o sualin farklı versiyonlarını soruyor. O cevap ne yapıyor? Tekrarla onların her versiyon sualine cevap veriyor. Müessese tespit etmek için tekrar lazımdır. Tekit için, bir şeyi kuvvetlendirmek için, sağlamlaştırmak için terdat lazımdır. Yani çiviye bir kere çekici vurup bırakmıyoruz değil mi? Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, tam yerine yerleşene kadar, bak hep tekrar değil mi? Ya şimdi, ya bu kadar tekrara ne gerek var canım? Çiviyi koydun bir kere tak vurdun, tamam yeter. Niye tekrar ediyorsun ki? Denir mi yani? Teyit için takrir, tahkik, tekrir lazımdır. Hem öyle mesaili azime, öyle büyük meseleler ve hakaiki dakika, ince hakikatlerden bahsediyor ki umumun kalplerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lazımdır. Bununla beraber sureten tekrardır. Fakat manen her bir ayetin çok manaları, çok faydaları, çok vücuh ve tabakatı vardır. Her bir makamda ayrı bir mana ve fayda ve maksatlar için zikrediliyor son satırlar. Hem Kur'an'ın mesail-i kevniyenin bazısında ibham ve icmali ise, yani özet geçmesi, kısa olarak anlatması ise irşadi bir lem'ayı i'acazdır. Ehli ilhadın tevehüm ettikleri gibi medarı tenkit olamaz ve sebebi kusur değildir. Neden? Eğer desen diye bir sual, arkasından çok harika bir cevap var. Fakat vaktimiz doldu. Başka zaman inşallah okuruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Kardeşlerim inşallah niyetimiz var. Saat 11'den sonra da kısa bir laika, yani yatsı namazı dersi mahiyetinde kısa bir laikayla böyle her gün Hizbül Hakaik'ten bir parçayı okuma niyetimiz var. Müsait olan, arzu eden dahil olabilir. 11'den itibaren inşallah Cenab-ı Hak lütfederse, Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın. Cenab-ı Hak maddi manevi bizleri muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak maddi manevi terakkiler ihsan etsin. Cenab-ı Hak cümlemizi hakiki bayram olan Azrail Aleyhisselam'ın müjde deyip perdeyi açıp cenneti görmekle hakiki bayramlar inşallah. Kabre girip Peygamber Efendimizle Aleyhisselatü Vesselam görüşüp cennet bahçelerine girmekle, inşallah haşir meydanında ehli cennetlerle beraber olup sıratı geçip inşallah cennetinde cemalullah ile bayram yapanlardan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.